Hepinize merhabalar gençler. Kalmış geldiniz yepyeni bir kadro kurma videosuyla Kaysar arkadaşlar. Bu hafta online klasman maçlarında oynayacağım kadroyu şimdi hep beraber yapalım beyler. Uzun topla kontraya geçtim. Hızlı kontra atak oynuyordum ama uzun topla kontraya geçtim beyler. Şimdi ee, takımımızı form durumlarından kurup oynayacağım. Gençler bilginiz olsun. Hadi bakalım şimdi kimler gelmiş, kimler varmış. Teo De Hernandez pavyona gitmiş. O yüzden <laughs> Hernandez yine bir sol bek bakacağız arkadaşlar. Yedeklerde kim var? Manuel de Akanji. O B A O Levo. Tamam güzel. O Rafael Leao. Güzel. Hücum hattımız güzel ama işte defans ve kaleci kurgusunu nasıl yapacağız beyler? Bu arada e, Thiago Silva kötü. Yani denedim etkinlik maçına denedim. Aşırı kötü yani. O yüzden e, cacık yani. Onu beğenmedim arkadaşlar. sayımızı sayımızı fullledim. Bak A form onu şimdi size göstereceğim. Bu arada Kubo ile ilgili çok şey yaptınız. Ee, mesaj attınız. E, dene abi falan diye. Kubo'yu GF'de mesela Messi yerine bir Kubo. Dur lan yukarıdan başlayalım bir dakika. Kubo'yu buraya alacağım. GF oynatacağım Kubo'yu. E, SF bölgesinde Rafael Leao ve Lewandowski var ama şimdilik bir şunları koyalım şuraya. E, sonra bakarız. E, mesela arkadaşlar Rice... Ee, Rice iyi aslında ama Rice'a şey fark ettim. Defansif vermezseniz böyle çok dağılıyor yani o bölgeyi yerini kaybedebiliyor çünkü yok edici oyun tarzına sahip olduğu için kendisi ee, böyle dağılıyor yani hani saldırıyor sağa sola ee, yani defansif verip oynamakta fayda var diye düşünüyorum Rice'in. Yoksa onun dışında fena bir oyuncu değil. Ee, Stoperde denemedim. Stoperde muhtemelen güzel oynayacaktır bence yok edici olduğundan dolayı. Aslında dost değil de sopere bir daha yakınım. Eee Rice konusunda. Neyse şimdi bir Rodri'yi koyalım. Arkadaşlar şöyle bir yedeklerden bak yedekler bayağı gelen güzel gelmiş mesela. bak 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 Rudy şey Akanji. Güzel. Şimdi ne hangi bölge eksik? Bir gö bakalım. Legend olmasın. Ee, oraya bir bakalım. yedekler yedekleri ayarlayacağız. Şimdi arkadaşlar Rashford var. Şöyle bir şey yapabiliriz. Rashford 10 numara Leo yerine veya Lewandowski yerine Rashford yapabiliriz bilemedim şimdi yani bu Lewandowski süper yedek değil mi lan? Süper yedek Lewandowski. Evet tamam evet, tamam onu al abi yedekleri al onu. Süper yedek Lewandowski değil mi bu? Evet tamam süper yedek Lewandowski. Ya bu arada şey de var yedeklerde. Eee Ben yeder abi o da süper yedek bak. Oğlum bizim hücum attı. Niye böyle full A gelmiş lan? Aynen bak süper yedek. Yani mesela Kubo yorulur muhtemelen çünkü e, lan nereye çıktık? Oyun plandan çıktık. Geri git. E, Kubo, Rashford mesela şey vereceğiz Rashford'a. Danklılık nerede? 79. Kubo'nunki de 81. Ya yani muhtemelen bunlar yorulacak arkadaşlar. Bu da bak 79 mesela. E, şu ikisine kontredef vereceğiz. Kubo'ya vermeyeceğiz. Yorulacaklar. Tabii ki. Mecburen. Yani Ben Yeder'le Lewandowski'yi Mike Mike ikinci yarı 70'ten sonra oyunu alırız. Ben size söyleyeyim. O yüzden bu ikisinin süper yedek olması gayet güzel oldu arkadaşlar. Tamam devam edelim abi. Bana geç bu tırt. Çavı sayımız yedekleri alacağım. Ee, şöyle bir şey yapabilirim. Ee, şimdi lan Modric diye gelmiş anasını satayım. Şöyle bir hareket yapabilir miyiz sizce? Nasıl olur lan şöyle bir şey yapsak olur değil mi? Olur lan. Boşluk kollayan oyuncu, boşluk kollayan oyuncu. Verimli kanat, fırsatçı golcü. Leo GF oynamıyor lan. Hmm, bir tek burada şansımız şey var. Kubo var GF oynayan. Chavis sayımız ne yapıyor? GF oynayabiliyor Ch Chavis Aymus. Ha bir dakika. Bu süper edek falan değil değil mi? Değilmiş. Hmm. Acaba şöyle bir hareket mi yapsam diye dedim arkadaşlar bak şöyle bir hareket mi acaba? Değişik mesela bak. SF Kubo, SF Rashford. Çay sayımız GF yapıp Laü 7'ye mi atsak acaba? Allah Allah. Neyse dur bir, bir dursun bakayım şu. Boşluk kollayan oyuncu. Boşluk kollayan oyuncu ve fırsatçı golcü olarak yaptık. Bunun pası vardı. 79 tam o 80'in üstüne çıkacak. Çavi Saymıs'ın zaten var pası. 82 alçaktan pası var. Ee, ne diyorsunuz gençler? Ya şöyle. La oğlum ben niye iki kere basıyorum buna ya? Gir bir daha bakayım. Lan abi farklı olsun ya. Bir dursun dur bakayım bir dursun. Devam et abi sen. Tamam devam et abi. Kadroşu yedeklere gel. Gel abi. Ee, form durumu. Vay vay vay. Guti de burada. Şimdi kaleci konusunda arkadaşlar sıkıntım var. Bende Donnarumma var. GP Donnarumma iki tane var. Birisini kanat için ee, geliştirmişim. Diğerini hızlı kontra atak için geliştirmişim. O yüzden kalecide iki tane hakkımız var. Birincisi Oliver Kan, İkincisi de Uğurcan Çakır. Şimdi burada iyi bir karar vermek lazım. Yani Uğurcan mesela Oblak'tan memnunum ama C gelmiş. Kadro dışarıdakilere gel bakayım. Kaleci göster bana. Uğurcan'ı bir göster bakayım. Uğurcan. Yani beyler burada şimdi ikisi de savunmacı kaleci bu arada. E, hücumcu değil. Şimdi Uğurcan 92 zıplaması var ama ilk geldi ilk geldi zamanı beğenmemiştim zıplamasını. Yani hiç 92 gibi zıplamıyor. 85 farkındalık mesela düşük ve yakalaması çok düşük. Sadece refleksler ve uzanma olarak üstün ama yani Oliver Kahn böyle genel itibariyle sanki bana daha iyi geldi. Yani sinen boy 1.88 bu arada yani çok enteresan. Ya ben işte zıplaması da abi oyunda öyle zıplamıyor. Gözünü seveyim ya. Yani zıplaması hani şey diye alayım desem yok abi. Mesela şutları yakalama konusunda Oliver Kahn 89 mesela. Bak çok iyi. Savuşturma aynı. Refleksler hadi 1 puan çok fazla dert değil. Burada sadece uzanma ve sıçrama konusunda Uğurcan Çakır iyi. Ama ben risk alıp Oliver kandan yana kullanmak istiyorum arkadaşlar ee, kaleci konusunu bilginiz olsun. Ya yani evet son kararım. Devam edelim abi. Şimdi ee, Partey B gelmiş. Allah Allah bir al bakayım sen şu Parteyi yedeklere dur. Güzel lan bak bak güzel. Devam abi. Değişik oyunculara böyle oynayacağız abi. Devam başka kim var? Ben Yeder zaten aldık. Valencia gelmiş. A gelmiş. Ödegaard. Bu Donnarumma açtı abi şey. uzun topla kontra Donnarumma'sı değil ki bu ya. Baksana hızlı kontra atak yapmışım bunu. Yoksa bunu alırdım yani kesin alırdım. Bruno Fernandez yan çarı da A gelmiş arkadaşlar. Ee, Dybala. şu Dibalamız var ama onu ben fullemedim. Bilmiyorum onu full oynasak mı acaba ya? Pro bedel varmış. Bak be. Aa Taliafico. Çok iyi abi. Bas 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 sol beke. Aa tamam. Bak bu da güzel oldu. Devam. Taliafico. Abi Taliafico. Ee, şöyle söyleyeyim. Bak göstereyim size. Bakar mısın abi herife? 85-83 hızlanmaya sahip. Denge 83. Az biraz defansı da var. Görmüş olduğunuz gibi bu arada. Ranklılık e, 80'miş. Agresiflik 88. Ondan sonra alçaktan yüksekten pası var oyuncunun. Beyler yani bence iyi. Talia Fico. Yerinin ortası da var. Değerlendirebilir. Devam. Başka kim gelmiş abi form? Lan oğlum şunu niye form durumuna göre şey yok ya? Apta o bak bunlar var ya bak. Görüyorsun değil mi? Mesela form durumuna göre sırala diyeceksin abi. Orada A'lar üstte duracak. A, B, C diye gidecek yani. Bruno Fernandes'ı bir bak dursun bir kenarda. Ödegaard da varmış bu arada. Cengiz Ünder. GF oynamıyoruz sevgili Cengiz Ünder. Aha Orkun Kökçü şey gelmiş. Hakan Çalanoğlu da gelmiş. Dur lan. Aa oğlum bizde Aa şöyle yapacağız o zaman. R Rafael Leao'yu şos'la oynamayalım. Ya şimdi yani Legend atmayacağız oyuna. Şimdi burada bir karar vermemiz lazım arkadaşlar. Burası çok önemli. OS bölgesinde şimdi Hakan Çalanoğlu mu? Bruno Fernandes mi? Yoksa Orkun Kökçü mü? Yani burada enteresan işler bizi bekliyor şimdi Nasıl yapacağız şimdi bir tanesini seçeceğiz kıyaslayacağız abi mesela Luis Diaz düşük overall Luis Diaz değil de ee, Şimdi bu orkestra şefi Aynen ama oynayabiliyor Bu yaratıcı oyun kurucu ceza sahasına gir ama ofansif farkındalık düşük Rilish. 85 ofansif farkındalık Bak 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 bak. Beyler, ee, ana oğlum lan Scalvini bile şey gelmiş ha. Bu arada bu stoper oynatırsanız daha iyi bu herif, yok edici çünkü. Stoperde de oynuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama şey mesela a defansif katılım çok düşük mesela defans katılım çok yüksek olsa asla fena oyuncu değil ha bu. Yalnız bizim o bölge niye dolu lan? João Mario B. Bastoni B. Marquinhos B. Şu hangi kartı Orkun'un? Ha yaratıcı oyun kurucu bak bu. Ama bunun da işte ofansif farkındalık ee, düşük. Abi en iyisi Grilish mi lan ofansif farkındalıkta acaba? Vay vay Torriere bak A gelmiş Torreira ama ben bunu hızlı kontrata göre mi yapmıştım? Aynen abi hızlı kontrata göre yapmıştım A gelmiş. Mason Mount'umuz var o bölgede. Oğlum ne o ne çok OOS ya var ya. Arkadaşlar farkındalık konusunda Grilish iyi herhalde ya. Bir Grilish atalım mı oraya? Jack Grilish. Şimdi şöyle yapacağız abi. Grilish'in üstüne basacağız. Bruno Fernandez'e kıyaslayacağız. Tamam mı? Bruno Fernandez'e kıyaslayacağız. Gel abi Bruno Fernandez'e. 86 bir fazla. Bruno Fernandez. 89 90 81 top sürmeye bakar mısın Grilish'in? 90. 88 sıkı tutması var. Ha pasta tabii ki Bruno Fernandes'i bitiricilik 80. Duran top kullanan 85. Falso 86. Tabi bunlar da önemli arkadaşlar. Ve şut gücü 88. Hız 77. Hızlanma 77. ama Jack Grealish'in hızlanması iyi. Mesela top sürme konusunda bak şey daha iyi. Grealish daha iyi. 85 dengesi var bu arada. Bakar mısınız? Ama Bruno Fernandes'in az biraz defansı da var. Çok değişik. Form değişmez diyor. Çift vuruş, ayak çalım ve dönüş. Tek pas, dengeli pas, dış plaseci. Ara pası verme, tek pas, yerin orta dış plaseci, penaltı uzun pozisyon takibi. Uzak mesafe plaseci, uzak mesafe şut çekme. İkisi farklı şeyler arkadaşlar bu arada. Yani eğer r 2yi kullanıyorsanız çok fazla. Mesela size uzak mesafe plaseci lazım. Yani hani atıyorum 30 metreden falan hani uzak mesafe seçici özelliği varsa atarsınız. Tabii falso da önemli burada. Falso 78 ama işte abi Bruno Fernandez, Fernandez mi yapsak ya? Dayanıklılık nasıl? Dayanıklılık iyi abi herif. Dayanıklılığı iyi yani. Mecbur Bruno Fernandez yapacağız arkadaşlar. Yani bunu yapacak bir şey yok. Necmi'den Bruno Fernandez yapacağız. O kalacak yani. Neyse geçelim şimdi Sabek abi. Sabek konusunda ne yapacağız? Arkadaşlar bir de Sabek muhabbetine bakalım. Bu arada ee, hemen... Dur lan aldı. Lan, lan neyse değiştireceğiz. Kadro dışı bakayım. Sabek'e gel abi. Sabek'te kim var? Aha Jesus Navas. Beyler Jesus Navas. Ya yani size şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer... Ee oyuna yeni başladıysanız veya işte böyle hem defans yapabilen hem orta açsın istediğiniz bir sabek varsa Jesus Navas'ı bak GP'li kartını tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Bakın hız 89, hızlama 85, yüksekten pas 80 arkadaşlar. Bu arada top sürmesi ve top kontrolü 81 olacak. Oyun planından boost diyecek çünkü takım oyun tarzı seviyesinden. Onlar da yeşile dönüyor. Defans fanatik 80 oluyor arkadaşlar. İkili mücadele 80, defans kalıntısı 82, agresiflik 82 ve 89 dayanıklılığı var beyler. Yani oyuncu bir de orta uzmanı bu. E, defansif verisin bireysel talimatlardan e, defans yapabiliyor. Ben memnunum. Yani e, GP'li kartlardan memnun olduğum Ender kartlar yani bu. Sabek kartı mesela. Jesus Navas. Hani oyunda çok fazla görmüyorum. Veya kimse kullanmıyor. Hani, çok nadir karşıma geldi. Yani, bir kişi de falan gelmiştir yani ama Bence kartın hakkını yiyorlar. Ee, güzel GP'li bir kart bu. Sabek konusunda. Yani şey falan. E, Tabi işte Arnoldlar falan. bak O değil abi. Adam hem defans yapabiliyor. Hem hızı var hem orta açabiliyor. Yani. E, ve fiyat performans kartı. Aynı şey gibi. E, nasıl diyeyim size, Barrios var ya Barrios. Aynı bak Barrios diyorum. O da fiyat performans kartı. Bu da fiyat performans kartı. Almadıysanız almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Jesus Navası. Tamam mı? Bu da güzel oldu abi. Sabek koyduk. Şimdi Julius Kunde'yi değiştireceğiz. Oraya bir tane şey atacağız. E, Kadış yeteklerimiz topere gel bakayım. Kimler var abi stoper? Marquinhos var değil mi? Marquinhos varsa Marquinhos'u atacağız. Bastoni, Romagnoli yok abi. Marquinhos abici. Marquinhos varken Bastoni, Romagnoli anca şey yapar. Yede, yede olur yani. Şimdi takım oyuncuları sevimiz niye bizim 95 oldu? Kim düşük abi burada? Eyvah oğlum. Hadi o 70 olabilir cesus Navas da. Abi kan Allah. Biz onu hesaplamadık. Mecbur Uğurcan Çakır mı yapacağız abi? Hayda. E ee, biz bunu unuttuk abi. Niye öyle unuttuk onu? savuşturmaya baksana abi. Gücümcü kaleci. Gençler. Maynanı fullemedim. Ama ma geçin Maydanın formu şey. CK bize AB form lazım. Abi oraya mecbur oblak yapacağız artık. Yani şöyle bir kıyaslayalım şeyle. Uğurcan'la bir kıyaslayalım oraya. Şey oblağa da. Bir dakika bir bakalım. Biz onu biz onu hesaplamadık lan. Biz onu niye hesaplamadık abi? Benim kafa gitti ya. Vallahi benim kafa gitti. Ya senin ben al Ya Rabbim ya şu oyunu şu menüsü beni hasta ediyor ya. 1.88 1.88 savunmacı kaleci savunmacı kaleci. Ee, bunu zıplaması tamam meşhur anladık. Yok abi baksana abi şeye. Arkadaşlar oblağa bakar mısınız? Yani bütün özellikleri 85 ve üzeri abicim. Bak oyunda böyle kaleci çok nadir. Hepsini 85 ve üzeri yapabileceğiz ve ben bir de bunun şeye puan verdim. Uzun topla kontrasına da 2 puan falan harcadım bu arada. Obla ona rağmen böyle bak. Ve o o 2 puanı şeye versen bu aslında uzun topla kontra tabii ya 1 puan verdim ya 2 puan verdim buna ben taktik şeyine abi söylenecek bir şey yok kağıt üzerinde bakar mısın 85 ve üzerinde ya özellikleri yani tek hani handikap savunmacı kaleci yani sizin kaleden sizi kendiniz çıkartmanız lazım üçgen tuşuyla kendisi o çıkmaz ya yani bir hücumcu kaleci gibi davranmaz çizgide bekler ama ben genel itibariyle memnunum ya zaten gol yemeyen kaleci yok bugün Dida da yiyor yani hani yapacak bir şey yok ama bu e, gene genel itibariyle sende şey yaratıyor yani. Ha ya iyi kaleci falan diyorsun. Hani Kurtu en iyisi bence. Kurtu en iyisi bence ama. Ha, bu da oynarken sana o hissiyatı veriyor. Yani öyle çok da böyle e, kötü goller yemedi. Yani yenecek golleri yiyor. Ha, hepsi yiyor abi. Yenecek gollerin hepsi yiyor yani. Ki zaten kaleci konusunda biliyorsunuz yapay zeka muhabbeti çok e, devreye giriyor. Ondan sonra artık senin yapacağın hiçbir şey yok. Yani şu kaleciyi bile belki e, form gibi bir oynatır sıçar bu da sıçar yani. O artık yapay zekanın eline kalmış. Çünkü kaleciyi sen yönlendirmiyorsun. Konami yönlendiriyor. Bunu bir zaman unutmayın arkadaşlar. Sen kaleciyi seçmediğin sürece kalecinin kontrolü Konami'de. Tamam. Yani e, f, e, şeye bakalım. A değişmez diyor form durumuna. E tamam abi o zaman bu C gelecek. Düşük gelme ihtimali yok ki bunun. Veya çok az yani. De form game ihtimal çok az bunu. bunun. Bunun form bak değişmezmiş bu. Yani C gelse C gelecek veya üstü gelecek bilemiyoruz. Ben mi, ben mi yanlış biliyorum arkadaşlar. Form durumu değişmez diyor. Tamam abi dursunuz ama oblakla oynayalım anı satayım. Yok abi riske girmeyelim kalede ya. Hı -hı. Tamam tamam. Oblak abi oblak kalede de oblak dursun tamam. Şimdi gençler ee, bu şekilde yaptık. Yedeklerde şimdi ha yedeklerde arkadaşlar şey alacağız. Orkun Kökçüyü alacağız arkadaşlar. Orkun Kökçü neredeydi abi? Şimdi onda iki tane kartı var bu arada. Birisi yaratıcı oyun kurucu, birisi orkestra şefi. Şimdi bir orkestra şefine ihtiyaç olabilir oyun içerisinde oyunu çözmek için. Ama diğer kartıyla bir kıyaslayalım. Orkun Kökçü'nü diğer kartıyla kıyaslayalım arkadaşlar. Şöyle hemen bekleyin. Kadışı yedekler diyelim. Ee, kadışı yedekler diyelim. dakika abicim kadro dışı yedekler diyelim. Ha şu. Beyler şimdi bu yaratıcı oyuncu bu orkestra şefi. Tamam mı? Ee, tabi bunun ofans falan da daha fazla doğal olarak. Ee, ama bunda top kontrolü top sürmesi pası çok iyi bu arada. Duran top var. Falso var. Hızda tabii ki bu bir tık daha önde. Dayanıklılık da bir tık daha önde. Bak bunun formu değişmez mi arkadaşlar? Görüyor musunuz? Orkestra şefi Orkun Kökçü bak. Değişmez diyor. Yani bu A, B, A gelir abi. Bu başka gelmez abi. A ise A gelir abi. Tamam. Orada mesela 1-0 önde. A oyuncu becerilerinde de önde bu. Dış plase pas. Ne eklemişler abi? Ayak çalımı ve dönüş eklemişler. Dış plaseci eklemişler. Hafif yüksekten pas eklem Yok. Penaltı uzmanı eklemişler. Bir de dengeli pas eklemişler abicim. Aynı. Tamam. Daha pasör ve daha iyi. Tamam. Ee, bunu kullanacağız abicim. Bu da tamam. Şimdi gelelim işin en civcivli bölümüne arkadaşlar. Yani bize bir sol bek oynayabilen bir stoper. AB formlu. Ya çünkü niye öyle dedim biliyor musun? Arkadaşlar bunlar zaten yorulmayacak. Bunlar zaten yorulmayacak. Yani bunlar yorulmuyor. beklere de zaten defansif vereceğiz. Genel itibariyle konuşuyorum. Yani çünkü sağ açık ve sol açıklı geliyor çoğu e, rakip. Ya yani 10 rakipten 8'i sağ açık sol açık kullanıyor. E, şimdi onu ayarlayacağız. Yani bir e, gelelim abi. Kim vardı bizim stoperde? Romanyoli vardı bir de Bastoni mi vardı? Bir alalım abi kadroya. Roma, şeyi de al Romagnoli'yi de al abi. Onlar da bir alalım. Çünkü başka sol bek sağ bek şey gelen yok ki abi. Bakar mısın form? Hepsini Anatof'un idi abi. Şunu mu yükseltip oynayalım yani? Ega ayrılam oynayalım yani. Yok şeyle oynamayacağım. Legend'la le oynamayacağım ya. Normal kartlarla oynayacağım. O yüzden mecbur bir tane bu kalıyor geriye. Romanyoli şimdi. Beyler bir bakalım. Bastoni Normal stoper oynuyormuş. Şey ne oynuyormuş abi? Ha, yarı sol bek oynayabiliyormuş bak bu. Çok da oynamamazlık yapmıyormuş. Onu nasıl anlayacağız? Bir bak size göstereyim arkadaşlar. Şimdi mesela Taliafico'nun yeni şeyi alın. Mesela Romanyo 88 oynuyor bakın. 95'ten 7 overall düşüyor görüyor musunuz? Ha bak Bastoni iyice sıçar bak. Bastoni oynamıyor abicim bak. Bastoni oynamıyor. Bak 75 oldu. Yani Romanyolu bir tık oynayabiliyor demektir bu. Tamam mı? Şimdi şöyle yapacağız abi. Ee, tamam. Talia Fico yapacağız. Şimdi gençler. Gelin itibariyle e, toparlayalım bir. Ondan sonra bireysel talimatlara geçelim. O şekilde yapalım. Kameram çalışıyor mu lan bu arada? Gene donduydu ha. Tamam çalışıyormuş. Böyle kontrol edeyim. Az önce donmuştu. Videoyu bir daha baştan aldık anasını satayım. Şimdi gençler. Kadro bu nasıl? İyi miyiz böyle sizce? Bence iyiyiz baba. He? 10 numara 5 yıldız. Tamam. Ee, şimdi bireysel talimatlara geçelim. Şimdi forvetlerimiz zaten yedeklendi. Sıkıntı yok abi. Forvetler ikisi de süper yedek abi. Yapıştıracağız. Bruno Fernandes'imizi de yedekledik. Partey'imiz, dost bölgemizi de yedekledik. Barella'mızı da yedekledik. Hani yorulmaz ama yorulsa değiştireceğiz. Şimdi Defans bölgesinde stoperimizi yedekledik ve sol bekten bir tanesini yedekledik. Onu niye? Onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar vesaire talimatlara gel abi. Şimdi genelde dediğim gibi sağ açık sol açıkla geliyor rakipler. O yüzden zaten mecburen yani ben bu ikisine defansif vereceğim. Yani Tagliafico'ya da defansif vereceğim. Ee, Jesus Navas'a da defansif vereceğim. Kontra hedef konusunda arkadaşlar ee, Rashford'a mecbur vereceğim. Ve Rafael Leao'ya da vereceğim kontra hedef. Çünkü şeyde biraz pas var. Kubo da biraz yani. Kubo biraz geriye gelsin. Gerçi fırsatçı golcü ama. Verkaç'a da kaçırabiliriz Kubo'yu. Kubo Rashford'la Le'Au'ya da şey de verebilir. Pas da verebilir. Yani o yüzden buna kontra hedef vermeyeceğim. Ha yorulduğu takdirde zaten yedeğimiz. Valla abi. yedekte sıkıntı yok. Ondan sonra. Şimdi. Rakipler eğer ortadan gelirse. Şayet. Benim gibi böyle ortadan atak yaparsa. Şu hareketi yapacağız. Hemen şunu şu tarafa çekeceğiz. Bunu stoper yapacağız abicim. Buraya bir tane ya Romanyoli atacağız ya da baston atacağız. Okey mi? Bence anlaşılmıştır. Yani olay bence anlaşılmıştır. Defansifi yani Jesus Navas defansif yapacağız. Zaten stopere defansif vermene gerek yok. Oraya bir tane Talia Fico yapacağız. Ama şey baston yapacağız oraya bir tane koyacağız. Ortadan gelirlerse eğer. Bence bu şekilde kadro iyi oldu sizce. Şöyle bir son kez bir kontrol edelim abi. Bu hızlı hızlı kontratak bunu oynatamam. Valencia vardı ama farkındalık çok düşük. Yani ofans oyuncusunun farkındalık düşük abi. Bunları fullemedim. O yüzden oynatamam. Cengiz zaten bizim şey kanatlı mesela kanatlı kadroda Cengiz'e geçebiliriz. Mason Mount vardı. Hakan Çaranoğlu vardı. Ya bunun formu kötü abi bunun formu kötü ya İstikrarsız diyor baksana bir de böyle bir, bir şey var yani adam şöyle bir adam yapmışlar bakar mısın her her şey yeşil abi herifin yani şu şu da yeşil oluyor ofansif hanedalık 81 e falan çıkıyor yani ama form istikrarsız yani her an e gelebilir abi d gelebilir yani <laughs> geçelim abi Öde almadık Barella'mızın o kartına Scalvini vardı mesela Defansif katılımı bunun şey işte. Yok edici Scalvini. Pası da iyiymiş lan aslında. Bir dakika lan. Yedeklere bir gelsene bakayım. Hızları aynı neredeyse. Zikre temas 86. Ya bunun defansifi daha iyi. Bir de Romanyol'la kıyasla bakayım. Bir katılımda fazla. İkinci mücadele ve agresiflikte daha iyi. Hızı nasıl? Daha hızlı. Hmm. E ama bize sol bek oynayan adam lazım. Nasıl olacak şimdi? Lan Skalvin'i mi denesek ya? Formu nasıl bu Skalvin'in abi? Standart. adamda hiç şey yok ya. <laughs> adamda oyuncu becerisi yok abi. Yok yok tamam tamam. Yok tamam. Budur gençler. Nasıl? Bence güzel oldu. Şimdi e, bu kadroyla e, oynayacağım arkadaşlar şeyde e, online klasmanda. Bir de kanatlı bir taktikle oynamak istiyorum. Şimdi bir, bir müddet bununla oynayacağım. Maçlar atarım kanala. Bu taktikle oynarken. Bir de kanatlı taktik döneriz. Başka bir mesela uzun topla kontrol değil de mesela uzun top yaparız. İşte kanatlı taktik uzun top. Mesela bilmiyorum yani. Değişik değişik şeyler deneyelim istiyorum. Bu arada. Ee, bence kadro böyle iyi. Ne dersiniz? Güzel oldu. Bence on numara 5 yıldız oldu abi. Yedekler de bence iyi. Başka kimi alabilirim onu düşünüyorum. Ya be, mesela Bastoni yerine acaba başka bir mevkinin adamını mı alsak diye düşünüyorum da arkadaşlar ona bir tam karar veremedim ya. Yani. Kim alacağız ki abi? Joao Mario. Mason Mount, Hakan Çalanlı, Kerem Büyükoğlu var. Tamam yok ya tamam ya değiştirmeyeyim değiştirmeyeyim tamam. Beto var o kafacı zaten Beto. 83 farkındalık. Allah Allah. Bu da süper yedekmiş lan. <laughs> Bir dakika abi. Bir daha gelse mi yedeklere? Ya yani sayması deneyeceğiz dedik. Ya Çavi saymamızı denemeseydik aslında onu alabilirdik. Ne yapsak ki? Bastoni Neyse tamam yok ya kafam karışıyor. Tamam tamam yok yok. Tamam. Onu bir sonraki kanatlı taktikte kafacı lazım bize. Kanatlı taktikte bize kafacı lazım. Onu o tarafa atarız. Beto'yu falan. Beto işte Lewandowski falan. Zaten orada ihtiyacımız olacak. Tamam. Onu kanatlıya atarız. Bence böyle güzel oldu gençler. Evet arkadaşlar kadromuz bu şekilde. Bence güzel oldu. Keyifli oldu. Bakalım nasıl maçlar çıkartacağız. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bundan sonraki videomuz zaten maç videosu olacak. Bu kadroyu denemiş olacağız. Tamam mı? Beyler kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.